Peki bu videoda neredeyim arkadaşlar? Bursa'nın Keres ilçesinin benim de yeni öğrendiğim Gököz köyündeyiz. Sanki bütün çizgilerini görebileceğim bir konumdasın. Yani durduğun zaman böyle 10 kilometre karelik bir köy gibi. Gököz göleti var. Sonradan oluşmuş ama daha öncelerden burası Mera'ymış. Buraya ilk geldiğimde, burayı bir gördüğümde şaşırdım ve İstanbul'da yaşadığım dönemlerde hep gözüm uzaklardaymış. Yakınlarındaki şeyleri göremiyor, biliyor insanlar. Ben de tam o modele uygun biriyim, ben ve ailem. Dolayısıyla uzaklara gidip yakınlara gelmek gerekiyormuş. Gököz göletinin hemen yanındayız. Bursa'nın Keres ilçesinin Gököz köyünü bu videoda beraber gezeceğiz. Ne öğrendiysem, nelerden keyif aldıysam sizlere anlatmaya çalışacağım. Videomuz başlıyor. Müzeyyen Sener'in köyündeyiz şu anda, öyle mi? Evet, burası Gököz köyü. Müzeyyen Sener buradan çocukluğuna gitmiş, 5-6 yaşlarında. O zaman köylerde fakirlik varmış. Dolayısıyla fakirken köylerdeki fakir, ihtiyacı olan çocukları alıyorlarmış. Zenginler herhalde Bursa'da büyütüyorlarmış. Sonra da işte İstanbul'a taşınarak sanat hayatına başlamış. Sesi çok güzelmiş çünkü. Ayrılmasa belki Müzeyyen Sener diye bir kavram olmayacaktı belki. Yani evet. Mesela hep akrabaya bir köy. Evet. Mesela şuraya kamerayı bir çevirebilir miyiz abi? Mesela atıyorum şu beyaz ev kimin yani? Mesela kim çıkacak? Su. Akaba çıkar yani gitsek şimdi. Biliyor musun mesela? Atıyorum mesela arkamızdaki ev kimin? Burası mesela annemin kardeşinin, teyze evi. Teyze evi. Olacak, evet. Hemen şurada önümüzde tekrar gene amca oğulları var. Amca oğulları var. Köy küçük olduğu için genelde birbirine akrabalık. Biz şimdi yukarıda mıydık az önce? Ta tepedeydik. Ta tepedeydik değil mi? Aşağıya bakmıştık, evet. Müzeyyen Sener'in köyü. Bu Müzeyyen Sener'in köyü tabelasını nasıl, nereden geçerken görecekler, nereden nereye giderken? Bursa Keles yolu burası. Bursa Keles yolu. Evet, Bursa Keles yolu. Bursa'dan gelirken zaten hemen ilçeye 5 kilometre kadar sağ tarafta. Burası şimdi köyün, burası köyün girişi ve merkezi. Evet. Burası tarihi Başlıcınar çeşmesi. İşte köy buraya yerleşimi sağlayan evler suyu burada bulmuş. Hem rüzgara karşı korunaklı bir yer, köyün olduğu yer. Köyün girişi ve merkezi burası. Evet. Şurada bir sokağımız var. İşte Müzeyyen Sener'in ismini hep söylüyoruz ya. Bu sokakta ve şu evlerde büyüdüğünü. Şunlar evet, şu. Şu beyazlar mı? Evet. Gidelim beyazlar. Oraya doğru. Müzeyyen Sener'in kaldığı burası, bunlar da koyuyor. Evet, bu sokak Müzeyyen Sener'in işte çocukluğunun geçtiği sokakmış. Sokağı tanımış mı? Tanımış, evet. Oraya. Tanımış. Beni bir götürün köyüme demiş. Köyün girişinde bırakın ama söylemeyin demiş. Bakalım ben kendi çocukluğumun geçtiği yerleri bulabilecek miyim demiş. Ölmeden kaç yıl önce oldu bu? Bu herhalde gene bir 10-15 yıl olmuştur yani. Ölmezden 6-7 yıl önce. Ha. Burası yani? Evet, burası. Sonradan şu anda tadilat edilerek bu hale gelmiş tabii. Sen burada yaşayan var mı? Şu anda yok. Yok. Akrabalarından zaman zaman gelip giden oluyor. Aha. Burası da Müzeyyen Sener'in evi. Çocukluğunun geçtiği yerler. Çocukluğunun geçtiği yer. Evet. Burada bir çeşme var mesela, gene köy çeşmesi. 6,5 yaşında buradan ayrılmış. Evet, 6,5 yaşında ayrılmış. Burası mesela Müzeyyen Sener'in sokağı ama arkadaşlar köyün hemen hemen genelinde öyle. Mesela şu evin kenarında burada, burada, burada falan evler varmış. Tabii ki mantıklı bir şekilde, hani insanlar, köyün gençleri veya çocukları Bursa'ya çalışmaya veya hayatını orada sürdürmeye gittiği için buradaki evler tabii ki ilgisizlikten, bakımsızlıktan doğal olarak yıkılmış. Şimdi az önce çekime geldiğimizde onlar da şaşırdılar. Ya bayağıdır gelmedik biz, bayağı çok değişmiş buralar, yıkılmış falan, çavuluk, otluk basmış falan diye. Şu fırın mesela köylünün kullandığı ortak fırın. Şurası yani mı? Yani burada 3-5 hane ya da bu mahalle ortak ekmek yapmak istediğinde evet o fırına getiriyor.
ekmeğini pişiriyor hane olarak işte. Köyün kullandığı ortak fırın. Evet. Bu ev mesela kimin tarihi? Burası ablamın kayınvalidesinin. Evet, dedim ya, köy küçük, herkes birbirine. Herkes birbirinin abisi, kardeşi, aynen, ablası. Şu yıkılan güzel yerler, boş gözüken yerlerde aslında çocukluğumda evler vardı yani. Vardı ve yıkılmış, evet. Şu anda yıkılmış vaziyette vallahi maalesef. Bursa'nın Yunan işgaline uğradığı zaman, işte tekrar artık 2 yıl işgal edip bozguna uğradıktan sonra Yunan askerleri Ege tarafına doğru buralardan gitmiş. Dolayısıyla bu bizim köyde de birkaç gün konaklamışlar. Bu evde konakladıkları söyleniyor. Evet, şu büyük bir ev. Öyle söyleniyor yani. Burası da köy ağasının evi diyelim. Sait Ağa diye bir köy ağası varmış. Köyün kurucularından. Ne toprak harcanmış buraya da? Köy topraklarının aslında çoğu da bu Sait Ağa'nınmış hakikaten yani şu anda. Kendi topraklarını evini yaparken kullanmış. Evet. Ciddi mi? Çok büyük bir ev burası. Her yerde gene böyle pınar var ya. Evet. Köyün, ha cami var tabii ki, evet. Burada pınar var, burada lavabolar. Gököz Köyü Muhtarlığı. Burası köyün camisi. Az önce şuradan geçtik, gördüm. Hani dedim ya şeyle beraber yürüyoruz, aynen, diye, minareyle beraber, aynen, şu taraftan geçtik. Burası da cami. Aynen. Burası böyle gidiyor, yine aynı tip evlerin bulunduğu, evet, sokaklara doğru şu gidiyor, tarafı, değil mi? Tamam. Nasıl geldin Gököz, nereden icap etti Murat diye mutlaka merak ediyorsunuzdur. Çünkü beni Muğla'daki Ege bölgesindeki çekimlerinden biliyorsunuz çoğunuz arkadaşlar. Bu evin sahibi Amerika'da yaşayan bir tane takipçimiz var bizim kanalımızın. İzleyicilerinden ailece seni izliyoruz, seviyoruz dedi ve geçenlerde Muğla'da Ortaca'ya gelince beni ziyaret etmek istedi. Bana ulaştı ve orada kısa bir görüşmemiz oldu. Ondan sonra benim Bursa turundan bahsettim ve dedi ki ya benim Bursa Gököz'de, ben tabii ki bilmiyorum Gököz nedir, ne demek, neresi, seni misafir etmek istedim dedi, sağ olsun. Kaldığın evde burası, geldim. Ondan sonra gelip burayı böyle görünce dedim ya ben hem keyif alıp hem çekip anlatmalıyım ve videolaştırmalıyım dedim. O yüzden burada kalıyorum arkadaşlar. Şimdi o eve doğru bir girelim bakalım. O evin içini gösterelim. Ya ben ilk geldim buraya, şimdi şuraya oturdum. Tam şurası var ya arkadaşlar, veranda, oraya oturdum. Şöyle kafamı kaldırdım. Karşı dağlar Uludağ var arkadaşlar. Daha tabii ki şu anda kar yok. Ama karın yağdığı zaman geldiği yerleri görüyorsunuz. Tabii aşağı doğru da geliyor ama ağaçlar var orada. Karşı taraf Uludağlar ve akşam acayip bir, hem soğuk oluyor hem ışığı söyleyecektim. Soğuğu önce söyledim. Evet, şuraya şu an bahçe düzenlemesi yapacak. Buraya böyle güzel bir peyzaj, böyle çeşme, güzel bir su yolu falan gibi bir şey düşünüyor. Ondan sonra tam şuraya bir tane kamelya düşünüyor. Şuraya kamelya. Arka taraftaki evi görüyorsunuz ya, onlar hep akraba. Amcasının oğlu, dayısının oğlu vesaire falan böyle. Gördüğünüz gibi çok boş bir alan var. Şöyle. Şu bahçeye şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar düzenli? Yani bu evin sahibi yıldan yıla 15 gün 1 ay geliyor buraya. Burada duran yok, kalan yok. Tabii ki gözetim altında burası, her taraf akraba dediğim gibi. Yaşlı işte, yaşlı bir çiftimiz var. Yani bakın, hep o ilgileniyor, onlar ilgileniyor. Hatta diyorlarmış ya baba, anne ilgilenme, yapma, tamam artık yoruluyorsun falan, ama yok. Eski toprak, bakın domatesi, biberi, patatesi dikmiş. Böyle de düzenli bir bahçe. Sen nereye gidiyorsun? Bak, bak, bak. Bak, görüyor musunuz bilmiyorum şu anda. Takip ediyorum. Ufak kurbağa. Ay seni, ay seni. Ufak ufak. Bilmiyorum gördünüz mü? Dış tarafı yığma değil. Dış tarafı dolma taşla. Hani dolgu taş, kalıp taş var ya. Onunla yapmış, onunla doldurmuşlar. Böyle tercih etmiş. Böyle bu şekilde. Evin dışı bu şekilde. Evet, evin içine girdim. Şimdi biraz da evi göstereyim. Yüksek evlere siz de bayılır mısınız? Böyle yüksek tavanlı evlere. Yakınlarda bir tane daha çekmiştik. Burası mutfak. Gayet basit. Şimdi bazı bu görüntülerde dikkatinizi çeken bir şey olabilir. Ya şunu şöyle yapsaydı, bunu böyle yapsaydı, ben olsam şöyle yapardım diye. Bu ev gördüğünüzden çok farklı projelendirilmiş arkadaşlar. Böyle değilmiş.
Ama ustalar kafalarına göre. Çekiyor ha. Çekiyor. Çekiyor. Kafaları yıkanma. Yok gerek yok. Ben şu... Yaklaşma. Tamam peki. Ustalar kafalarına göre takıldığı için bazı estetikleri olmamış. Mesela merdivenden tutun da işte ben şu yukarıda kaldım. Yukarıda iki tane oda var. Olmamış maalesef. Böyle bir durum da var. Burası şöminesi. Televizyonu. Böyle bir alan. İsmet abi efendim, burada her cumartesi günü TRT'de Ömür dediğin programı izliyor. Evet, her cumartesi günü izliyorum. Bir ay sonra geldiğimde ben sana aynısını çekeceğim inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Tamam. İnşallah görüşeceğiz. Her zaman beklerim yani. Tamam. O orada niye var? Kocaman böyle cansız bir ağaç gibi gözüküyor. Orada da böyle hafif, çok canlı bir belirti var. Koyu evet, renkli. Buruç o. Söyle ağacı o. O buruç. Ama bunu hayvan yemez. Çam burucunu yer hayvan. Babamın buruç olarak anlattığı şey asalak bir bitki aslında. Yani işte söğüt ağacında, çam ağaçlarında oluyor. Ama eskiden dediğim gibi, babamın da anlattığı gibi çam ağaçlarında toplamaya gidiyorlarmış. Küçük baş hayvanlara ya da tabii, işte besledikleri büyük baş hayvanlara. Çok besleyici özelliği varmış. Ama bu söğüt ağaçlarında büyüyen buruşları toplamıyorlarmış. Bunu hayvanlar pek sevmezmiş. Çam ağacında olanları seviyormuş. Evet. Bu aylarda oldukça sıcak gün içinde. Daha sabah saat 8-8.30'ken falan yani 20 derecelere çıkıyor. Gün içinde de 33-35-38 arası. Tabii aya göre farklılık gösteriyor. Şu an bu çekim Temmuz ayında çekiliyor. Sinekler de var, yok değil. Hayvancılık yapan da var tabii ki köyde. Ufak ufak böyle hayvan sinekleri var ya, onlar da size gelmiyor değil. Bacağınızda, elinizde, kolunuzda hafif böyle yara varsa sinekler rahatsız etmiyor değil arkadaşlar. Ekemedik, domatesleri evin yedirfine ettik. Gel bak böyle, böyle gidelim. Bunların hepsini sen mi uğraşıyorsun? Tabii kim uğraşacak? Tabii bak, bunlar domates. Evin yedirfine buna çiçeklik yapacaktım ben. Evet. Evet yapamadım hiç. Yavaştan sürülemedim. Bak çiçek diktim bunlara bak. Böyle çiçek. Hep böyle çiçek olacak. Gel gidelim böyle. Sen 83 yaşında maşallah iyi uğraşıyorsun. Ya ben oho. Bu arsanın en eski hali bu mu? Bu mu vardı? En eski bu. Tamam. Yani buydu. Evet. Ya sen... bak buradan gidelim güle de çek. Gül var burada. Tamam. Şu gülü bir güzel çek. Evet. Şu gülü görüyorsun bak. Şu gülü yeme çek beni bir. Şu güle bak güle. Evet, tek ya, çekiyor mu? Evet, tabii çekiyor. Ya, herkes seni tanıyacak, yine ziyarete gelecek. Ben böyle yetiştiririm böyle. İsmet abi. Efendim, bunlar kirez. Bak kirez yemiyor bu kirez. Bak, kirazlar yemiyor. Sinek geldi, kurtlandı. Aha, bu sene böyle oldu. Bu sene böyle oldu. İsmet abi. Efendim? Herkes seni tanıyacak, herkes seni bilecek. Tanışın, herkes seni sevmiş tanışın olacak, buraya gelecek. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. İnsanlar bazen yaptıkları şeyleri anlatmak isterler ya, bu bir paylaşım yapmaktır. Yani yaşı kaç olursa olsun yaptığı işte bir meziyeti vardır. Ortaya koyduğu yeteneğinden bir ürün vardır. Bunu paylaşamadığı sürece bir anlamı yok, bir keyfi yok. O yüzden bu köy gezilerinde, bu gittiğim yerlerde şeyi çok seviyorum. Anlattırmayı çok seviyorum. Bu insanlar da anlatacak birilerini arıyorlar. Bu çok keyifli oluyor. Hem onları o anlattırdığımdaki duyduğum haz, hem benim aldığım keyif inanılmaz hoşuma gidiyor. Sen bir yörüksün ya. Yörük? Nerelere yürüdün? Hayvanlarınla o zaman yaşadığın zorlukları falan hayvanlarla nelerdi? Hayvanlarla nereye yürüdüm? Hayvanlarla yayan gittim. Yayan İzmir'e. Buradan İzmir'e? Buraya İzmir'e. Kaç tane hayvan vardı? 150 tane. Nasıl götür? Onlara nasıl hakim ya, oluyorsun? Ya güde arkadaşlar senden ortak böyle bak. Güde gittik. Allah bir Allah. Bir ayda yayan. Ondan sonra trenle gittik. Ondan sonra arabalarla gittik. Şimdi böyle yok. Bitti. Hiç hayvan da kalmadı. Bazen böyle köylere gittiğimde bazı amcalarla, teyzelerle çok konuşamıyorum. Konuşmuyor. Sen maşallah iyi konuşuyorsun. İyi anlatıyorsun. Vallahi ne böyleyim işte. Benim bildiğim bu. Aman içerisi. Evet. Düşmedim. Vallahi işte. Köyün ağası gibi yürüyorsun zaten. Bak. Gel evet, bana doğru amca. Evet. İsmet abi gel bana doğru. Gel. Buyurun efendim. Bak. Asalete bak. Karizmaya bak. He. Yaş 83 deme, 18. Tabii canım ben cumaları demedim. Pazarları sayma geceleri. Ben demedim, sen dedin. Bak bakayım. Çiçekten uğraşacaksın. Genç bir teyzemiz daha var burada. Hacı'yı da konuştur hacı. Tabii hacı da burada. Hacım. Hacı'yı konuştur. Hacım ne yapıyorsun? İyiyim.
Şükür Allah'a iyiyim. Kamera tutar mısın? Şey kamera dönüp şu mikrofon tutar mısın böyle elinde? Elimde mi tutacağım? Tam o hizada. Konuşacağım mı? Sen ne yapıyorsun? İsmet amcayla uğraşmak zor mu? Çok zor vallahi. Yaşlıkta çok zor. Kulaklığı duymak için zor tabii. Duymuyor kulaklığı. Duymuyor şey yavrum ne yapacak ben işte. Ben anlaşmasını biliyorum. Ben duyuruyorum sesimi. Ben sesimi duyurdum. Neçberlik'te uğraşıyoruz işte. Eskiden nohut ekiyorduk, mısır ekiyorduk, fasulye ekiyorduk, her şey ekiyorduk, buğday ekiyorduk. Harman makineler geliyordu, makinelere demet atıyorduk. İşte öyle uğraşıyorduk. Şimdi vaktin nasıl geçiyor? Şimdi işte bu tarlayla uğraşıyoruz. Şurayla uğraşıyorsun sadece. Az çok işte buranın şuralarla uğraşıyorsun. Evet. Ama gene bak çok düzenli gözüküyor. Ya iyi de ama bu sene işte yağmurla yağdı. Yağmurladım, ekemedik. Evlatlar yaptım. Yurt dışında. Evet. Arada bir geliyor. Evet. İşte geliyorlar. Geliyorlar arası. Geliyorlar. Ayda bunlar geliyorlar. 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 Allah razı olsun. Az önce bir tane köy evine girdik ya orada ardıç ağacı gördüm. Ona çivi çaksam böyle çivi girmiyor, ilerlemiyor yani. Eskiden evlerin altlarına böyle sağlam temel olsun diye ardıç ağaçları koyarlarmış. Şu anda da tam arkamda şöyle de göstereyim. Bakın oralarda ardıç ormanları var. Evin burası balkonunu da gayet doğal bir şekilde çevirmiş. Burası da annemin kardeşim, teyze evi. Şaşırmadım abi. Akşam gezintisi yapıyoruz. Bu 35 yıllık göletin yanında, doğru mu? Evet, 35 doğrudur. Yıldır. Göleti hayvan sulama göleti olarak oluşturuyorlar. Çünkü köy küçük olmasına rağmen neredeyse köyün 15-20 hanesinde küçükbaş hayvan sürüleri varmış. Yaklaşık 10-15 hanede. Onlar ve çevre köylerin işte küçük hayvanları faydalansın diye sulama göleti şeklinde yapılmış. Ancak şu anda küçükbaş hayvan üretimi de neredeyse yok oldu. Şu anda da sulama göleti olarak, arazi sulama göleti olarak kullanılıyor. Ama bu gölet köye, Gököz köyüne çok şey katmış abi. Ciddi bir değer kattı, evet. Yani şu an akşam saatleri, evet. Birisi bırakmış bunu değil mi? Evet, balıkçılar. Balık gömüyor. Gece sazan genelde çok. Burada dinleniyor, oturuyor. Ben bazı böyle balıkçı arkadaşlarım var. Onlar diyor ki yani hiçbir şey tutamazsan da ben burada 7 saat otursam bile benim hoşuma gidiyor diyor. Aynen öyle bir görüntü var şimdi burada. O bir tane kurbağa. Eski mesela babamlar falan Yahudi yerleri diye biliyorlar. Ha bunlar Rum yerleşme yerleri var. Kilise falan varmış burada eskiden. Allah Allah. Burada göletin içinde kalan kilise kalıntıları vardı. Burada hava alıkmış. Şimdiden olacak işte de. Büyük balık var şurada, ölüleri ölüleri var, bu kadar bu kadarları var. Büyük sazanlar var burada. Evet. Şey, yem ne kullanıyorsun? Tavuk ciğeriyle yürek yürek. Ciğer çok sıkı durmuyor abi. Yürekle attım da şimdi, yürek iyi. Ekmek yer abi, ufak balıklar sıyırıyor. Ne tutmaya çalışıyorsun sen? Öyle işte abi, vakit geçiriyor. Sazan tutmaya çalışıyorsun, bir tane mısır tak ya, küçük küçük bir mısır tak, hemen gelir. Bunlar da geliyor işte abi. Geliyor mu lan? Geliyor tabii. Ihlamurun altı serin oluyor değil mi? Efendim? Ihlamurun altı serin oluyor değil mi? Ihlamurun altı serin oluyor değil serin mi? Serin oluyor. Serin oluyor ihlamurun altı. Mis gibi de kokuyor. Serin oluyor ihlamurun altı. Ama dikkatimi bir şey çekti. Burada yapraklarda hastalık mı var? Hastalık mı diyorsun? Yapraklarda hastalık evet, var sanki. Evet, bu sene öyle oldu. Neden sence böyle oldu? Buna ilaç da atmadık. Herhalde ilaç atmıyormuş. Evet. Evet, bu mantar ise oldu bu sene. Mantar mı diyorsun? Mantar herhalde, mantar. Evet. Mantar olmuş ya. Sabah patatesler güzeldi. Efendim? Patatesler güzeldi. Burada pişti ya patatesler. Bu soba patates burada pişiriyorlar işte. Evet, çok güzel. Yakıyor soba. Eskiden böyle soba baba yoktu. Ya hep ocakta. Eskiden de bir şey kalmadı. Eskiden sabahım vardı, kara sabahım vardı. Çift sürüyorduk öküzlerle, mandalarla. Bunlar gitti, motorluğa çıktı. Motorluğa gitti,
Döver biçerler çıktı diyen gibi. Şimdi her şey kolay, eken biçen yok. Buradaki örnekte de görüldüğü gibi bu arsanın sahibi oraya bir tane taş ev yapmış. O taş evin önünden doğru dikdörtgen vaziyette bu gölün belki de ortalarına kadar giden arazinin sınırları var. Bu yol gözüküyor burada ama normal kadastral yol değil. Buradaki arazinin sahibinin arsasının içi. Ama göl sonradan oluştuğu için tabii burası da yol olarak kalmış. Buradaki yaşayan, bu köydeki yaşayan insanlar da birbirleriyle akraba olduğu için hani bir problem çıkmıyor. Sen benim yolumdan geçiyorsun, üstünden iniyorsun, altından çıkıyorsun falan gibi böyle şeylere girmedikleri için de böyle bir durum oluşmuş. Gölün derinliğini ölçmek için de bir de sanki şuraya bakılabilir Murat diye de denildi bana. Hani şuranın derinliği işte 15-20 metre falan gibi düşünürse yol var. Burada da göl var. Gököz göleti. Hani takribi olarak tahmin ediliyor. Hemen hemen o kadar vardır deniyor. Tam ortada bir ağaç var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ufak bir adacıkmış orası. Yani ağacın beline kadar suyun içine batmış gözüküyor ya. Orası bir adacıkmış. Tabii ki burası mera iken. Şimdi de böyle su gelince, burası gölet diye oluşunca böyle bir güzel, farklı, ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Gököz Köyü 1120 rakımda bir köy arkadaşlar. Dün akşam Natural Park'ta ikinci katta otururken bana dediler ki 5 metrede yukarıda oturuyorsun. 1125 rakımdasın şu anda. Gököz Göleti'nin tamamen çevresi 2.2 kilometre kare arkadaşlar. Natural Park'ın karşısı, göletin hemen kenarından yoldan yürürken şöyle enerji dolu balık tutan, böyle oturarak balık tutan abileri gördüm, hemen selam verdim. Onlar da kabul ettiler. Bakalım soralım buradan neler çıkıyor diye. Buradan sazan çıkıyor. Sazan çıkıyor. Başka? Sazan. Başka? Sazan. İsrail sazanı normal. Normal sazan çeşitleri. Yerli sazan. Sazan da tutmak da kolay abi. Yani aslan geliyor değil mi? Yok, çok da öyle kolay değil. Değil mi? Çok da kolay yani değil. Öyle. Benim kolay tuttum belki de ondan da. Bu sene çıkmıyor gibi bir şey. Nazlı biraz. Öyle mi? Şu ana kadar 3 aydır olta atıyorum. Bir tane balık yakalamadım. Benim tamamen dediğimi çürüttün yani abi. Evet. Yok, her seneye ait değil. Bu sene çok yağışlar oldu ya. Evet. Ondan kaynaklı. Onun da etkisi var diyorsun yani. Evet. Çadırcılar geldiği zaman nereye geliyorlar abi? Çadırcılar karşıda küçük çamlık alan var. Onun şurası. Alt kısmında bir tam boşluk karşısı. Var. Orası evet. Daha müsait çadır kurmak için orayı değerlendiriyorlar. Genelde sohbet ne oluyor abi? Çok merak ediyorum. 4 tane erkek bir yere gelince sohbet ne olur abi? Yani, gündem mi olur? Kendinden mi gelişir? Gündem mesela olur. Yani, çok konuştuğunuz bir şey, güldüğünüz bir şey var mı? Balık olur. Genelde gündem. Evet. Yani gündemde ne varsa. Çok da gündemde konuşacak bir şey yok abi. Yani kendi aramızda işle alakalı olur ya da farklı bir muhabbet olur. Ahmet abi değil mi abi? Hüseyin abi. Evet. İsimle karıştırdım ben 5 dakika oldu. Sen niye konuşmuyorsun abi? Abi ben dinlemeyi tercih ediyorum. Öyle mi? Abinin duruşu soru sormayı korkutuyor. Yani. Evet abi. Evet. Sen böyle emekli bir havan var. Öyle emekliyim abim, emekliyim ama. Güzel. Huzurun yerinde. Huzurumuz yerinde Allah'a çok şükür. Gölün hemen kenarında yaşıyorsun. Evet, evet. Suya yakın yaşamak nasıl bir şey abi? Abi ne mükemmel dersin? Bir şey. Yani doğa. Zorluğu desen ne dersin? Yani ama şöyle de bir sıkıntısı var. İşte sinektir, şudur, budur, başka ne olabilir? Sinek. Evet, bir sıkıntısı sinek yani. Geldi. geldi. Gerçekten mi geldi? Geldi. Aa, ben şaka yapmıştım ya. Hangisini abi, ucuna mı? Vay be. Yayındayken geldi. Ben şaka yaptım size ama gerçekten geldi. Peki, teşekkür ediyorum sohbetiniz için. Teşekkür ederiz. Balıkçının enerjisi böyle olur değil mi? Balıkçı evet. Sakince enerji verir. Ben de o enerjiyi alıp köy gezisine devam ediyorum. Teşekkür abi. Ederiz. Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Bu evin önü, bakın arkadaşlar şöyle geliyor dikdörtgen bir şekilde. Bu gölet yokken evin sınırları, yani haritacıda gelip ölçtüğünde neredeyse hemen hemen belki şu işte çalılıkların oraya kadar falan gidebilir, bilmiyorum. Yani özetle göletin içine giriyormuş. Dolayısıyla burası bir yol değil ama herkes akraba olduğu için böyle bir sorun teşkil etmiyor. Genelde buralarda arsalar, yani göle yakın arsalar bu şekilde bir hikayesi var.
Evin hemen önünde böyle şarıl şarıl bir su akıyor. Ben de şöyle bir elimi yüzümü yıkayayım, bir su içeyim. Buraya da yaptıracaklarmış. Evin içine peyzaj yapılacak. O peyzajcı gelip usta bulmak da çok zor buralarda. Çok sıkıntı yaşadığını söyledi bu evi yaptırırken mesela. İllallah etmiş. Maalesef böyle bir durum var. Buraya da yaptıracakmış. Sağ olsun. Aleyküm selam. Taş gibi yapar bir deneye. Taş gibi yapar. Neden? Kaba olduğunda. Mideni taş gibi yapar. Az mı içeyim? Başladı yavaş yavaş taşlaşmaya. He? Başladı yavaş yavaş. Allah. Buradan da yine göle gidiş var. Göle bu kadar. Vay vay vay. Her yıl geleneksel bu mevsimde bu. Ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Evet. Olan düştü şey ama hatta inançlarlar. Niye öyle yaptı ya? Kızdı bir şey. Düşmüş değiyor. Gözden kız çıktı değiyor ya. Evet. Çok uğraştık yani. Evet, Bursa'ya gelmişken, Keres'e gelmişken, Gököz Köyü'ne gelmişken de tesadüfi olarak koca yayla şenliklerine denk geldik. Bu şenlikler yıllarca buralarda düzenlenen yayla şenlikler arkadaşlar. Hemen arkamızda burada yörük çadırları var. Yani yörükler yıllarca yürüyüş yaptıkları zamanlarda konaklama yaparken kurdukları çadırlar. Bunlar burada sabit duruyor. Buraya çevirdiğimizde atlar var. Gerçekten bu şenliğe de bu videoda denk geldiğim için çok mutlu oldum. Askerdeyken en son Ordu'da, Karadeniz'de askerlik yaparken denk geldiğim, görev aldığım şenlikler vardı, böyle yayla şenlikleri. Gerçekten çok geniş oluyordu, çok büyük katılım oluyordu. Şimdi burada Kütahya, Bilecik, İstanbul, Bursa her yerden katılım var. Koca Yayla aynı zamanda Osmanlı'nın ilk kurulduğu zamanlarda savaş hazırlıkları yaptığı yermiş arkadaşlar. Çoğunuz bilirsiniz belki. Hayvanlarını otlattıkları meralar. Şu alana, şu derinliğe bakar mısınız? Gerçekten çok büyük. Türkiye'nin de şenliklerin yapıldığı sayılı büyük alanlardan bir tanesi burası aynı zamanda. Biraz daha şöyle derinlere doğru girelim bakalım neler varmış. Evet, şova başladı. Tam atların şova başladığı zamana denk geldik. Arkadaşlar lütfen boşaltır mısınız çitin etrafını? Evet, tam bir şova denk geldik şimdi atlar. Lütfen çitin etrafını şuradan başlayıp lütfen. Güzel hareketlerle sona doğru gidiyorlar. Kocaman bir alkış Samet'e. Haydi Samet! Ya Allah, bismillah! Ya hop! Kız kardeşimiz, evet, şu anda şovunu izliyorsunuz. Harika, evet. Bravo. O da 4,5 yıldır. Oo, nereye düştü? Hemen kameranın arkasına, şu an siz görmüyorsunuz tabii, hemen kameranın arkasına düştü. Abi gösterir misin şeyi? Okun düştüğü yeri gösterir misin abi? Arkaya düştü, abi de aldı onu. Tam arkaya düştü yani. Gayet de güvenli bir yere atıyor yani. Bu arada her noktadan bu videoda Uludağ'ın böyle şu görüntüsünü göstermek istiyorum size. Şimdi de buradan görünümü. Biraz Bursa'ya göre güney yamacı gibi değil mi abi? Bravo Samet! Şu an tabii görüntüleri karsız görüyorsunuz ama Aralık Ocak ayında karlar yağmaya başlar. Birlik beraber. Şimdi öyle bir noktadayız ki aslına bakarsanız. Bir tarafımızda Balıkesir, bir tarafımızda Bilecik, bir tarafımızda Kütahya. Tam sınırdayız ama bizim
ayaklarımızı bastığımız topraklar Bursa Kocayayla burası. Keles. Gökyüzü videosunu izlediğiniz için bunu da söylemem lazım. O da ayrı bir his veriyor insana. Orhan Gazi ile aynı zamanda Nilüfer Hatun'un da düğününün yapıldığı yer. Yani deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte bir yerdeyiz. Şu düğünün yapıldığı bir yere baksanıza. Hiç böyle bir yerde düğününüz yapıldı mı? Yapmak ister misiniz? Koca bir alan ya. Şuraya bakın. Gökyüz Köyü İnsanların nefes darlığını aştığı, yani doktorların ya Gökyüz Köyü'ne git falan dediği de bir yermiş. Yani orada sorduklarımda köydeki amcalar, abiler bunu söylüyor. Yani buraya insanlar nefesini açmak için falan da geliyor. Kolay gelsin. Bunlar var ya, at başlı bunlar. Ha, ben de merak ettim bunlar. Abi. Bunlar var ya, şurasını naneler, limonlar kaynattığın zaman. Ha. Neden ağrısı, mide bulantılarına iyi gelir yani. Mide bulantılarına. Bak bilgiyi aldı gitti amca. O kadar. Ne ismi ne bunun abi? Akbaşlı diye geçer. Oo, akbaşlı. Akbaşlı. Şu şeyi gösterebilir miyiz abi, yakından görsün herkes? Akbaşlı. Sen tabii otları tanıyorsun. Bursalısın, Keleslisin. Tavşanlı. Kütahya. Tavşanlı Kütahya. Ha. Hemen zaten arka bahçe Bursa'nın. Evet, tamam. Şey gösterir misin şuraya abi, kameraya? Alıp kaçıyormuşum hemen. Kaç. Toplarız biz yollarda. Sesini götürebilirsin. Buyur, şaka yani. Yapıyorum abi. Neye iyi geliyordu bu? Ya mide ağrılarından şey yaptı. Miden bulandığı zaman, şey olduğu zaman. Mide ağrılarından. Şeydir yani. Buranın suları akıyor ya böyle soğuk. Kaba su diyorlar ya ona biraz. O suyu çok içtiğinde de insanın karnı ağrıyor. Belki bununla açılabilir. Bilmiyorum yani. Peki tamam, onu teşekkür ederim. Bir şey diyemem ya. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Seri kadar. Bu gördüğünüz göletin hemen yanındaki böyle yeşil çitlerle çevrili alan, bayağı da büyük bir alan. Hemen köyün dışındaki şurada bir cami var arkadaşlar. Buraya Gökyüzü'ne geldiğinizde bunu göreceksiniz zaten. Şöyle natural parkın hemen hemen sınırına kadar uzanıyor. Bayağı da geniş bir alan. Burası ne için çevrilmiş? Biliyorsunuz burası şu anda Bursa. Bursa Spor diye bir takımımız var. Buraya ait. Bursa Spor'un tesisleri için düşünülmüş. Yani antrenman tesisleri, kamp alanı için düşünülmüş. Ben de daha önce futbol oynadığım için böyle sessiz, sakin yerlerde kamp yapmak çok faydalı oluyor. Çok yararlı oluyor, etkili oluyor. Dikkatimi çeken tabii ki siz şu anda 20-30 dakikalık bir video izliyorsunuz ama onun dışında tabii ki burada geziyoruz, görüşmelerimiz oluyor, sohbetlerimiz oluyor insanlarla. Bakın çok boş bir alan var. Adeta çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlerdeki boş alanlar gibi. Windows'un fotoğrafları gibi. Bazı büyüklerin de buralarda çocuklukları geçmiş, top oynuyorlarmış. Tarlalar, bağlar, bahçeler, işte ceviz tarlaları, kiraz bahçeleri vesaire, bunlar var burada, bekliyor ama ilgilenilmediği için meyveler hep yere düşüyor. Arazi araçları, ATV araçları şu anda akşam turuna çıkıyorlar. Natural Park'ın müşterileri bunlar. Genellikle Arap turistler var. Akşam böyle ATV ile gezintiye çıkmışlar. Buralardaki gördüğünüz bungalovlarda kalan insanlar var. Bence gördüğüm kadarıyla burayı, Gökyüz Göleti'nin yanını keyiflendiren, nitelik kazandıran bir yapı olmuş bu Natural Park arkadaşlar. Bakın güneş hala batmamış durumda. Akşam 7.30-8 sıraları şu anda. Natural Park'ın üst katındayız şu anda. Karşı tarafta şurada bakın görüyorsunuz dağlar var orada. Orası Uludağlar. Bayağı bir net gözüküyor. Hele kışın sanırım buradan hiç bakmadım ama orada da bulutlar çökmüş. En net gözüktüğü taraflardan birisi olabilir. Gökyüz Göleti'nin hemen yanı. Tavşanlar var burada. Bakın, bakın, bakın. Hemen böyle misafire alışıklar. Tavuklar var. Çok fazla gözükmüyor ama dışarıda olanlar da var olabilir. Sivin var.
Tavus kuşu vardı buralarda ama şu an göremiyorum. Aileler burada oturuyor. Ve bakın, çoğunuzun köyünde bu araçlardan vardır. İşinizi görmek için kullandığınız. Bunlar burada arazide dolaşmak için kullanılıyor. O keyfi yaşıyor insanlar. Neler yapılıyor burada? Onu size anlatayım. Gölün kenarına doğru giderken. Çok güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra sabah burada. Akülü arabalarla gezebiliyorsunuz. Rafting yapabiliyorsunuz. İçeride zaten oyun masaları var. ATV safari yapabiliyorsunuz. Jeep safari yapabiliyorsunuz. Traktör safari yapabiliyorsunuz. Bunun da bir tecrübesini yaşamak gerekiyor. Paintball sahası var. Burası Natural Park'a ait bir yer değil ama hemen yan tarafında çilek bahçesi var. Birbirleriyle akrabalar. Burada bir teyzemiz varmış. Şu an göremiyorum ama buradaki misafirler buraya geldiğinde onlara böyle bir avuç veriyormuş, tattırıyormuş. O insanlar da buradan alışveriş yapıyorlarmış. Burada da bir emek var. Çilek yetiştirmek de zordur. Alif abi, stresli bir iş değil mi? Biraz yorulduğunu görüyorum ama yüzünün de güldüğünü görüyorum. Evet, tatlı bir yorgunluk tabii ki. Evet. Bugün özellikle hafta sonları bizim oldukça tatlı bir yoğunlukla geçer. Sen bu köylüsün sanırım. Evet, bu köylüyüm. Bu köyde doğdum. İlkokul 4'e kadar da dedemlerin yanında bu köyde yaşadım. Ondan sonra tabii eğitim hayatı. Daha sonra 20 yıllık bir profesyonel iş hayatından sonra Gökaz'ın Natural Park'ı bir Avrupa Birliği projesi olarak hayata geçirdim. Burası Turizm Bakanlığı'na bağlı bir doğa oteli. 10 tane lüks ahşap evimiz var. İçine 4 kişilik ailenin konaklayabildiği. Bunun yanı sıra alakart restoranımız var. Misafirlerimizin yöresel lezzetleri de tadabileceği. Yaklaşık 14 farklı aktiviteyle doğa içinde birçok hem eğlenceli, hem adrenalin yüklü, hem de dinginlik isteyenlere o hisleri sonuna kadar yaşatabileceğimiz, en güzel şekilde yaşatacağımız 14 farklı aktivite ve dalından sebzesini, meyvesini toplayabilecekleri bir hobi bahçesi. Bunların konumları bile özeldir. Hiçbir aile verandadan bile diğerini görmez. Düşünsenize, daha önce mera olan bir yere su geliyor, orası gölet oluyor. Ondan sonra etrafında bir şeyler yapılıyor ve orası turist alıyor. Enteresan. Tabii keyifli oluyor buralarda gezmek çünkü arazi çok müsait ATV'de gezmeye. Şimdi de böyle bir misafir grubu herhalde turlarını yaptılar. Böyle göletin arkasından doğru dolaşıp tur yapabiliyorsunuz. Tabii köyü de gezebiliyorsunuz. İleride de köy var, köyün içi. Şu an bulunduğumuz yer, yani şu evin bulunduğu yer. Şöyle yavaş döneyim. Burası aslında köyün sonu diyebiliriz. Köyün içi o taraf. Şöyle. Hacım ben gidiyorum artık. Öyle be. Vay be. Özleyeceğim seni. Hadi öylese. Her zaman beklerim bak. Arif olsun o bizim. Her zaman geleceğim buraya. Sen benim kankim oldun artık. Ha? Kankim oldun, kankim. Tabii kankim. Ha? Kankim ne demek ya? He? Tamam. Yani kankim yakın arkadaşım. Ha tamam, yakın arkadaşım. Yakın arkadaşım tamam. Oldu. Seninle çünkü tamam, üç gün geçirdik. Fotoğraf çekiyor. Fotoğraf mı çekiyor? Ya iyi. Video olmasın sakın. Senin ben biliyorum çünkü her an böyle bir şey çıkartacak bir tarzın var çünkü. Ha. Gidiyorum ben, hakkını helal et. Helal olsun. Tamam. Amma yaptın. Sen de helal et. Amma yaptın. Ne bileyim ben senden çıkacak diye yaşımızı sorarsın bir daha.